Her sabah evden birisi ayrıldığında onun akşam eve dönmesini bekleriz. Ama bu her zaman gerçekleşmez. Sevdiklerimizle bir arada olmak çok büyük bir lütuftur ama çoğu zaman bunun kıymetini bilmeyiz. Sevdiğimiz birisini bir daha göremeyecek olmak çok acıdır ve bunu aklımızdan geçirmek bile istemeyiz. Ama hayat böyle değil midir? Sürekli beklenmedik şeyler yaşar dururuz. Sevdiğimiz kişiye son bir veda edemeyiz ve o acı günde takılı kalırız. Ama bu hayatın devam ettiği gerçeğini değiştirmez. Hayatın akışını biz kontrol edemeyiz. Biz yalnızca o akışa uyum sağlamak zorundayız. Bu tarz beklenmedik durumlarda da cesaretimizi toplamalı ve geçmişe takılı kalmamalıyız. Cody Wells'in ailesi de işte bu bahsettiğimiz türden bir olay yaşadı. Cody Wells bir polisti. Bir sabah Cody, nişanlısı Daniel ve oğulları Braxton'ı öpüp işe gitti. Günün ilerleyen saatlerinde de iki polis geldi ve Cody'nin geçirdiği bir araba kazası sonucu vefat ettiğini söyledi. Daniel kapıyı açmadan önce Cody'nin cüzdanını evde unuttuğu için geri döndüğünü düşünüyordu. Bu haberi alınca ise dünyası başına yıkıldı. Bir anda hem tüm umutlarını hem de hayatının aşkını yitirmişti. Kocasının hatırasını canlı tutmak için oğlunu her gün mezara götürmeye karar verdi. Noel günü de anne çocuk birlikte mezara gitmişlerdi. Gördükleri şey onları çok şaşırttı. Cody'nin mezarının yanı başında bir hediye kutusu vardı. Bu kutunun içinde ne vardı? Onu oraya kim koymuştu? Bu hediyenin amacı neydi? Bunlar Daniel'in ve Braxton'ın aklından geçen sorulardı. Her gün babasına özlem duyan minik Braxton, bu hediyeyi babasının gönderdiğine inandı. Hiçbir şey Braxton'ı babasından gelen bir hediye kadar mutlu edemezdi. Ama hepimiz biliyoruz ki o hediyeyi Cody'nin koymuş olması imkansız. Daniel bu hediyeyi koyanın Cody'nin ve kendisinin yakın arkadaşı Chris Blake olduğunu öğrendi. Chris aynı zamanda Cody'nin mezar taşını da yapmıştı. Çok iyi yürekli bir insan olan Chris, küçük çocuğun bu hediyeyi babasının göndermiş olduğuna inanmasına izin verdi. Hediye kutusunun içinde Braxton için onlarca oyuncak vardı. Çocuk oyuncakları görünce çok sevindi ve hemen oynamaya başladı. Chris'e bu olayın onda neler hissettirdiği sorulunca da Chris, hiçbir şey Cody'yi çocuğunun yüzünü gülerken görmek kadar mutlu edemezdi. Onun bir saniye bile gülmesini görmek için dünyaları verirdi. Chris yaptığı iyiliklerle böbürlenen bir insan değildi. Braxton'ı mutlu etmiş olduğunu bilmek ona yetti. Babasının vefatından sonra Braxton hiç bu kadar mutlu olmamıştı. Braxton'ın sevinci annesini de bir o kadar mutlu etti. Cody'nin vefatı hem eşini hem de oğlunu derinden üzmüştü. Böyle bir şeye ikisinin de ihtiyacı vardı. Daniel, "Oğlumu böyle gülerken görmek benim için dünyalara bedel," dedi. İnsanın eşini kaybetmesi çok acıdır. Sevdiğiniz kişinin ardında bıraktığı o boşluk asla tam anlamıyla dolmaz. Ama er geç bu durumu kabullenip hayattaki ufak mutluluklarla sevinmeyi öğrenmeliyiz. Çevremizde ailesinden birisini çok erken toprağa gömmüş birisi varsa onu mutlu edebilmek için elimizden geleni yapmalıyız. Yapacağımız en ufak şey bile o aileyi bir an için bile olsa mutlu edebilir. Ardınızda sevdiğiniz kişilerle ilgilenecek bir arkadaşınız olması çok güzeldir. Bu durumun kıymeti ilk bilinmese de sizden sonra ardınızda kalacak kişiler emin olun pek iyi bileceklerdir. Ailenin kaybı insanı derinden üzüyor. Hiçbir çocuk babasını bu kadar erken yaşta kaybetmemeli. Yine de Daniel ve Braxton'ı destekleyen birilerinin olduğunu görmek çok güzel bir duygu. Daniel'in arkadaşının jestini beğendiyseniz videomuzu paylaşmayı ihmal etmeyin.